egedesonses.com. Sayın dinleyiciler, değerli izleyiciler, egedesonses.com'da programımız devam ediyor, yayınımız devam ediyor daha doğrusu. Şimdi telefonumuzun diğer ucunda bir konuğumuz var. İlgi çekeceğini düşündüğümüz bir konu birçok insan için. Malum önümüzdeki ay 2 ve 17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek güneş ve ay tutulmaları var. Astrolojiyle alakalı bir konu yani. Güneş ve ay tutulmaları olacağı için bunun yansıması bize, insanlara nasıl olacak, ülkemize nasıl olacak? Birçok uzmanın, bu konudaki uzmanın, astroloji uzmanının Haziran ayına işaret edici bir takım işte karışıklık olma ihtimaline ilişkin ülke çapında, dünya çapında neyse çeşitli imaları, açıklamaları var. Bunları merak ettik. Bir astrologla bugün bunu konuşmak istedik. Telefonumuzun diğer ucunda ünlü astrolog İzmir Karşıyaka'dan Yeniden Doğuş Danışmanlık Merkezi danışmanlarından Sayın Selen Çamlıbel var. Selen Hanım merhaba, beni duyabiliyor musunuz? Merhaba Murat Bey, evet duyabiliyorum. İyi günler, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Birçok işin özellikle bayanların mı demek lazım? Bayanlar mı daha çok ilgi duyuyor bu işlere? Yani evet, bir nebze bayanlar daha çok ama genelde insan yorumlar merak ediliyor tabii. Hep siyasetçileri konuk edecek değiliz ya. Bazen de böyle konularda da konuşmak lazım, programlar yapmak lazım diye düşündüm. Ben de merak ediyorum aslında. Bu mesela tutulmaların bir takım doğal afet olaylarının, işte depremlerin habercisi olduğuna falan inanılır ya. Onlara da geleceğiz ama. Önce bu 2 ve 17 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek güneş ve ay tutulmasıyla başlayalım. Hangisi önce? 2 Temmuz'da hangisi tutulacak önce? Ay mı, güneş mi? Evet, 2 Temmuz'da bir güneş tutulmamız var. Yengeç burcunda gerçekleşecek. 17 Temmuz'da da Oğlak burcunda gerçekleşecek bir ay tutulmamız var. Tabii ki. Peki neye işaret bunlar? Evet. Şöyle ki, şimdi bakın, Türkiye aslında biraz daha geriye gitmek istiyorum. Yani şu an itibariyle biraz konuşmak istiyorum bu konuyla ilgili. Evet. Türkiye'nin güneş burcu, yani herkes birbirine sorar burcunuz nedir şeklinde, ülkelerin de burçları var kurulum tarihlerine göre. Türkiye'nin güneş burcu akrep. Yani Türkiye akrep burcunda ve plütonik bir ülke. Plütonik dediğimden kastım da... Plütonik mi, platonik mi? Plütonik. Ha, plütonik. Plütonik o başka. Bizim evet. Platonik dediğimiz o başka. Evet. Hayır, plütonik. Ben terimleri plütonik. Çok iyi bilmediğim için. Evet. Yok yok, rica ederim, ne demek. Plütonikten kastım Türkiye'nin değişen, dönüşen, yeniden yapılanan bir ülke olması. Ve her 19-20 senede bir Plüton dediğimiz gezegen burç değiştirdiği için, Türkiye'de plütonik bir ülke olduğu için 19-20 senede bir yeniden yapılanma, kabuk değiştirme oluyor Türkiye'de. Bu yapılanma 2018 itibariyle yeniden başladı. 99'da bir yapılanmamız vardı, 99'da bir bitişimiz vardı dönemsel olarak ve 99'da yeniden bir başlangıç oldu. Bütün bunlar içeri. Siyaseten mi, manevi olarak mı? Yani bu yapılanma nasıl yapılanma? Siyaset olarak da, aynen öyle. Şimdi siyaset olarak da şöyle bakabiliriz, yani nasıl kişilerin haritasına bakıyorsak ülkelerin haritasını da bakabiliyoruz ülkeyi. Ve biz buna mundane harita diyoruz. Ülkeler haritasına, ülkeler astrolojisi, mundane astroloji diyoruz. Mundane astrolojide ülkelerin hem siyasi, hem halk, hem yeryüzü, hava koşulları, depremler, gençler, çalışanlar, hangi konuda nasıl kişisel bakıyorsak bütün konularda da ülkeler astrolojisinde o ülkelerle ilgili bu konulardaki gelişimleri görebiliyoruz. Ne zaman siyaseten de, demiştik mesela mı? 2018'de 2018'e kadar. Şimdi 2018'den pardon 2018'den 19 yıl öncesine kadar mı bir yapılanma vardı? Evet, hangi yıla tekabül ediyordu? 99'da, hı-hı, aynen 99'da bir dönemi bitirdik biz. Peki, yeni bir dönemle AKP hükümetiyle yeni bir döneme başladı. Yeni bir oluşum. Kabuk değiştirdi. Ama AKP hükümeti 2002'de geldi, 99'da değil ki. Ama 99 itibariyle durum çalışmaya başladı. Ha, orada kırılma noktası orada mı oldu diyorsunuz? Aynen, kırılma noktası 99'da oldu. Şimdi 2018 itibariyle de tekrar bir dönemi bitirmiş olduk biz. Ve yeni bir döneme girdik 2018 itibariyle. Bu yeni dönem
Yeniden yapılanma dönemi. Yani kabuk değiştiriyoruz. Yani bunun örnekleri tarihte mümkün mü? İşte 60 ihtilalleri, 50'ler, şunlar, bunlar. Yani tarihte de bunlar mümkün mü? Yoksa bu son, buna denk geldiği için mi biz bu örneği veriyoruz? Yo. Tabii ki mümkün. Zaten astrolojik çalışmalar ya da bizim açıkladığımız şey istatistikler verilere dayanıyor. Yani her işte Plüton'un burç değiştirmesi istatistik olarak işte şöyle bir yapılanmaya gidildi. Şu tarihlerde şunlar oldu şeklinde. Şu anda hani çok uzun, belki anlatması çok programı da uzatacak. Hiç girmeyeyim oraya ama bu tarihler ve yıllar sürekli denenmiş, araştırılmış, istatistik çıkarılmış veriler. Evet. Yani bunlar bir yani astroloji bir kehanet yönteminden ziyade daha bilimsel olduğu için ve bazı verilerle çalıştığı için hani biz bunu sağlıklık olarak da değerlendiriyoruz. Yani özetleyecek olursak astrolojik veriler ülkemizin yeni bir yapılanma içinde olduğunu mu gösteriyor? Kesinlikle, aynen öyle. Kesinlikle yeni bir yapılanma içinde oluyor. Bu güneş ve ay tutulmasının da buna mı etkisi var? Önümüzdeki ay gerçekleşecek. Yani evet, güneş ve ay tutulmaların çok büyük etkisi var. Bu önümüzdeki, şu anda Haziran'ın işte 14'ündeyiz. Bu önümüzdeki 15 gün boyunca ve güneş ve ay tutulmalarında tetiklediği bazı enerjiler dolayısıyla şu andan itibaren yeni bir dönemi, yani 2018'de başlayan ama şu anda hız kazanan, ivme kazanan yeni bir döneme geçiyoruz. Aynen öyle. Astrologlar, uzmanlar diyor ki Haziran'ın ikinci yarısından itibaren, yani işte bugünlere tekabül ediyor herhalde, ikinci yarısından aynen itibaren dikkat diyor, aman dikkat aynen diyor. Bu ne demek istiyorlar dikkat deyince? Siz de bir uzmansınız bu konuda, astrologsunuz. Haziran'da ne olması bekleniyor? Özellikle ben az önce de izledim, 14, 15, 16 Haziran'a dikkat diyen astrologlar var. Siz ne salık veriyorsunuz, ne görüyorsunuz siz? Ne demek şimdi istiyorlar? Şöyle bir şey, aynen şöyle bir şey var. Depremlerden aslında hani girdik olaya, hani onu daha sonra soracağım, evet. Evet, şöyle, ben oradan şöyle bir şey bağlayacağım. Depremler, evet, hani tutulmalar, depremler eş zamanlı gidiyor gibi gözükebilir falan ama biz bu tutulmayı, özellikle astrologlar ve ben, bu tutulmayla sosyal ve ekonomik deprem ve kırılmalar öngörüyoruz. Şimdi bu Haziran 15, yani yarın itibariyle, hatta bu akşamüstü itibariyle olacak durumda da zorlu sürecin başlangıcı var. Şöyle ki, şu anda biz bunu 14 Haziran saat 14'te yapıyoruz programı. Aynen. Bu akşamüstü dediniz 14. ya, hani yani daha sonra evet izleyecek izleyicilerimiz de hangi saatte yapıldığını bilsin diye söylüyorum. Evet. Çok evet, evet, aynen. Bu önümüzdeki 15 gün süre içinde ülke, siyasi liderler, meclis ve bu arenada çok büyük ve hiç beklenmeyen, tahmin edemediğimiz bazı durumlar yaşayabiliriz. Şimdi sonrasında tabii ki taşlar yerine oturacak. Ama bu yaşayacağımız durumu hiç daha önce tecrübe etmemiş olma olasılığımız çok yüksek. Şimdi bunu nereden bağlıyorum? Birazcık kötü yönde mi bir şeyler seyredecek? İyi yönde. Yani kötü, bakın, hiçbir şey kötü veya iyi olarak değerlendirmiyoruz biz astrologlar. Olması gereken olur yönünde değerlendiriyoruz. Hmm. Çünkü hani hiçbir şey hayatta kötü veya iyi değildir. Mutlaka her olayın sonucu başka bir olaya bağlanır ve başka bir şey geliştirir. O yüzden olması gereken olarak bakıyoruz biz buna. Yani yaşanacak sürecin sarsıcı olması kısmına katılıyorum ama bunu kötü olarak nitelendirmiyoruz. Evet, zorlayıcı olabilir. Biraz yani olabilir. Birisi için kötü olan diğeri için iyi olabilir. O manada göreceli mi demek istiyorsunuz? Yani evet, kötü veya iyi diye bir şey yoktur zaten. Dediğiniz gibi kötü veya iyi göreceli kavramlardır. Gerçek diye bir şey vardır. Bunu kötü veya iyi olarak değerlendiren, nitelendiren biz insanların. Ama dediğim gibi süreç birazcık sancılı. Sancılı diyebiliriz. Aynen öyle, sancılı diyebiliriz. Şimdi hiç beklemediğimiz bu 15 gün süre zarfında hiç beklemediğimiz bazı şeyler yaşayabiliriz. Gerçekten hiç öngöremediğimiz. Bunu nasıl bağlayacağım? Öngöremediğimiz ama geçmişte hiç mi benzeri evet olmayan? Aynen oraya gelecekti. Biraz terminoloji kullanacağım. Yani çok özür diliyorum dinleyenlerden de. Şimdi 15 Temmuz'da yaşadığımız gün, 15 Temmuz günü Uranüs diye bir gezegenimiz var bizim. Uranüs
ani ve beklenmedik olayları temsil ediyor. 15 Temmuz'da Uranüs'ün Satürn ve Merkür'ü tetiklemesiyle beraber biliyorsunuz bir darbe yaşandı. Darbe girişimi yaşandı. Evet. Girişimi yaşandı. Pardon, çok özür dilerim. Evet, bir darbe girişimi yaşandı. Ve yani gerçekten hiç kimsenin bu tür bir şey beklemiyordu. Çok ani oldu. Yine bugün itibariyle, akşamüstü saatleri itibariyle yine bu Uranüs'ün hiç beklemediğimiz olayları yaşatan gezegen ve enerjiyi veren Uranüs'ün güneşi, yani ülkenin bekasını temsil eden güneşe tetiklemesi, tam karşıtlığı var. Yani Uranüs oraya bir dokunuyor. Dokunuyor. Ama öyle bir olay inşallah yaşanmayacak, değil mi? Onu demek istemiyoruz. Yani nasıl geçmişte beklemediğimiz bir şeyle karşılaştıysak, yine siyaseten beklemediğimiz bir başka bir şey çıkacak diyoruz. Çok doğru. Değil mi? Aynen. Yani, ama hiç beklemediğimiz. Yani yoksa Allah korusun aynısını bir daha yaşamayalım tabii. Evet. Ya tabii ki aynısını bir daha yaşamayalım ama değişimlerin tetiklenmesi bazen böyle olaylar sonucunda oluyor. Yani şimdi beklenmeyen şeyler olduğu zaman insanlar belki de hani bir uyanış içine girebiliyorlar. Uyanıştan kastım kötü yüzde uyanıyoruz gibi değil, ama görmedikleri, belki farkına varmadıkları, belki de bakmak istemedikleri tarafa doğru bakmak durumunda kalıyorlar. Uranüs'ün görevi de bu zaten. Ve bu hiç beklemediğimiz olaylar, tecrübeler sayesinde yaşadığımız hiç beklemediğimiz tecrübeler sayesinde biz yepyeni bir harekete geçebiliyoruz. Yepyeni bir doğuşa geçebiliyoruz. Evet, bu gün akşamüstü itibariyle tetiklenen açıdan sonra halk, ki Türk halkı çok onurlu bir halktır. Halk ülkeye sahip çıkmak ya da olabilecek bir durumda halk davranmaya başlayacak. Yani halk bir hareket yapacak. Çünkü şu andan itibaren olan şey ve tutulmalarla birlikte bir işaret bir şey gibi bir şeyler tetikleyecek. Belki yani efendim? 15 Temmuz benzeri olmaz inşallah dedik ama yani sizin işaret ettiğiniz biraz da şey boyutunda, yani biraz ürküttü beni diyebilirim. Yani tekrar söylüyorum, inşallah kötü bir şey değildir. Gerçi siz iyi kötü olmaz deniz bu işlerde ama. Aynen, bu işlerde iyi kötü olmaz. Sadece şöyle düşünelim. Biz hayır temenni edelim o zaman. Ben hayır öyle temenni edelim. Aynen evet. Öyle. Hayır temenni edelim. Ama yani siyasilerin de hesapları şaşabilir. Bizim de hesabımız şaşabilir. Dediğim gibi meclisle ilgili, siyasi liderlerle ilgili. Bu da belki ilgili. Siyasi boyutta kalır, topluma yansımaz inşallah. Öyle yani o topluma inşallah yansımaz ama şimdi şöyle de bir durum var, yani şu anda ama bu yönde bir işaret, siz bir astrolog olarak bu yönde işaretler var diyorsunuz anladığım kadarıyla. Tabii ki, yani evet. Toplumsal arenada da bazı kırılma noktalarının olacağına dair işaretler. Aynı zamanda ekonomik arenada da bazı kırılma noktalarına şahit olacağımıza dair işaretler. Ekonomi derseniz o konuda şaşırmam zaten. Ekonomi kötü zaten. Sosyal deprem ve ekonomik kırılma, evet, net bekliyoruz. Hem iktidar hem uluslararası arenada bazı önümüzdeki 15 gün içerisinde ve akabinde gelecek tutulmalarla beraber tetiklenen enerjiyle bazı değişimler bekliyoruz. Bu süreç mi 15 Haziran'dan itibaren başlayacak? Hemen 15 aynen, Haziran'da süreç. Olacak evet. Olan bir şey yok değil mi? 15 Haziran'da süreç başlayacak astrolojik süreç. Olarak. Aynen, evet. Süreç başlıyor. Bu önümüzdeki 15 gün gerçekten çok dikkatli olmamız gereken 15 gün. Dediğim gibi akabinde gelen güneş ve ay tutulmaları ile beraber belki ay tutulmaları 6 aylık işaret eder, dönemleri işaret eder ama etkisi 3,5 yıl kadar sürecek bir dönemi ifade ediyor. Aynen. Selen Hanım, hep yine uzmanlardan duyduğumuz, işte televizyonlarda, medyada, şurada burada, 2019 yılında ülke olarak bir takım sıkıntılar yaşanacağına işaret ediyor. İşte ünlü astrologlar, siz de astrologsunuz, uzmanlar bu konuda. 2019 o zaman ülkemiz için kötü geçen bir yıl mı olacak eğer bu yolla hareket edecek olursak? Tekrar şöyle bir şey söyleyeyim. İyi kötü olarak nitelendirmeden
Evet, ülkemiz için değişim yılı olacak. Değişim, siz öyle adlandırıyorsunuz. Aynen, değişim ben olarak. Normal bir vatandaş olarak bunu iyi ya da kötü hep bir sınıfa koymak istiyorum tabii, oradan kaynaklanıyor. Ya çok haklısın ama yine tekrar altını çiziyorum. Değişimler, dönüşümler bazen sancılı olabilir. Çünkü yeni bir döneme, yeni bir devre adım atmak için bazı şeylerin bırakılması, bazı şeylerin değiştirilmesi gerekebilir. Bu da tabii ki bizim konfor alanımızdan çıkmamız gerekeni. Ya uzmanların 2019 yılına değişim yılı demeleri doğru o zaman, öyle mi? Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru. Çünkü ekonomik anlamda da siyasi anlamda da bazı şeyleri değiştirmek durumunda, bize hizmet etmeyen, artık hayatımızı kolaylaştırmayan, daha da zorlaştıran belki de bazı şeyleri değiştirmek durumunda kalacağımız bir yıl. Evet, 2018 ile başladı. 2018 güneş tutulmalarıyla başladı. 2019'da artık dediğim gibi olay görünür hale gelmeye, ki şu yani bu saatten itibaren ben size. İnşallah hayırlı şeyler olur. Şuna geçeyim İnşallah o zaman. 2 Temmuz'da güneş tutulması olacak. Aynen. Hep inanılır ya halk arasında, aman güneş tutulması olunca bunun arkasından bir doğal felaket mi olacak? İşte en Hı-hı. belirgin örnek deprem mi olacak vesaire. Hı-hı. Bunda bir gerçeklik payı var mıdır yoksa kehanet midir? Yani şöyle bir şey var. Genel istatistikler kesinlikle her güneş tutulmasında, ay tutulmasında deprem olacağını falan söylemiyor bize. Ama şöyle bir şey var. Böyle tesadüf mü oluyor? Hep öyle oluyor. Şunu söylemeye çalışıyorum. Olabilecek depremlerin şiddetinin daha da fazlalaştığı bu tutulmalarla. Çünkü manyetik, gezegenlerin manyetik alanları tabii ki bizleri etkiliyor. Daha da depremlerin şiddetinin artacağını söyleyebiliriz. Ama burada etken şeyler de var. Tabii ki tutulmaların hangi gezegenlerle açı yaptığı ya da o tutulmalar esnasında hangi gezegenlerin birbiriyle açı yaptığı bizim için çok önemli. Su grubu olan gezegenin tetiklenmesi, evet, depremi de tetikler aynı zamanda. Ama illa bu hani tutulma esnasında olabilecek bir şey değil. Ama tutulma esnasında böyle bir gezegen tetiklenmesi var ise o depremin şiddetinin artacağını söyleyebiliriz. Evet. Hatta önümdeki nota demin bakmayı unutmuştum. Şöyle deniyormuş. Haziran ve Temmuz ayları uluslararası ilişkiler için çok önemli. Agresyon, evet. Agresyon hatta savaş işaretçisi bile olabilir deniyormuş. Evet. Yani. Tutulmalar böyle, güneş tutulması böyle. Ama ay tutulması için kötü bir şey söylemiyor. Yine iyi kötü dedim ya. Ay tutulması için kötü bir şey daha söylenmiyor. Olumlu. Daha evet. olumlu evet. anlamda Allah konuşuluyor değil mi? Aynen. Yani bu güneş tutulması bundan sonra dediğim gibi taşlar yerine oturduğu için daha kontrolü ele alıp belki de daha sorumlu ve sorumluluk sahibi olarak davranıp daha yapmamız gerekenlerin bilincine vararak hareket edebileceğimiz için ay tutulmasıyla. Çünkü ay tutulması Oğlak Burcu'nda meydana geldiği için ve Oğlak Burcu'da sorumluluğu, otoriteyi, yetkiyi, prensipleri, azmi, kararlılığı da işaret ettiği için evet, ay tutulmasının etkileriyle yani işaret ettiği enerjiyle ve işaret ettiği noktalarla daha ciddiye alacağız bazı şeyleri ve bu ciddiye almamız tabii ki bize artı olarak geri dönecek. Ama bir şeyle ciddiye alabilmemiz için ne olması gerekiyor? Bazı konularda biraz sarsılmamız gerekiyor ki o konuya dikkat çekilsin ve o konu hakkında ya da o durumla ilgili daha sorumluluk sahibi, daha ciddi ve daha kurallara uygun davranalım. Evet, ay tutulması bu yönde bizim çok daha artık görevlerimizi yerine getirmemiz açısından tetikleyici olacak. Bir sonraki güneş tutulmasının tarihi belli mi peki? Evet, o 29 bir saniye, 29 Aralık mıydı? Evet, Aralık'ta da mı var yine? Ha evet. Ha bu yıl yani. Aynen. İki tane. Bu yıl evet zaten 5 tane, her yıl 5 tane oluyor. Ha, her yıl oluyor bu. Ocak'ta vardı, ha. Tabii ki Ocak'ta vardı, şimdi 2 tane var. Yani Dünya Kupası Aralık gibi 4 yılda bir falan değil. 27-28 Aralık o civarda olacak. Yani evet, diyorum zaten. Dünya Kupası gibi 4 yılda bir falan değil değil mi? Her yok yıl yok, oluyor. Yok, her sene 5 tane oluyor maşallah. Yani var, bol bol tutulmalarımız var.
Ama pardon, ülkemiz, 26 Aralık'ta galiba. Ülkemiz için söylediğiniz o kırılma noktası değişim yılı olacak demeniz çok ilginç, bir gazeteci, bir haberci olarak benim çok ilgimi çekti. İnşallah iyi şeyler olur demekten başka yapacak bir şey yok. Biz, ya tabii ki temennimiz. Bu arada çok daha değerli iyi dinleyiciler, izleyiciler, halkı paniğe sevk etmek gibi bir niyetimiz yok. Bütün astrologlar söylüyor, uzmanlar söylüyor. Biz de bir uzmanla şu anda söyleşi yapıyoruz. Evet. Aynı şekilde Selen Hanım da aynı şeyi söylüyor. Yani bu panikle alakası değil. Birazcık farkındalık sahibi olabilirsek. Tabii, bunu belirtelim de. Ya biraz daha bilinçli olmak adına belki de bunları konuşuyoruz. Daha iyi belki de bunları konuşmamız. Bilinçlenmek adına yapılan bir şey. Yoksa hani kimseyi galeyana getirip kimseyi üzmek, kimseyi karamsar bir bakış açısına ve ruh haline sokmak değil miydi? Selen Hanım, bir de son olarak şunu sormak istiyorum. Şimdi yaklaşan İstanbul seçimleri var hepimizin bildiği gibi. Evet. Beni duyabiliyorsunuz değil mi? Evet evet, duyuyorum. Orada bir takım sesler geldi de. Bir saniye. Evet. Telefondan bağlanınca sanırım böyle evet, dışarı sesleri de gelebiliyor inşallah. Yayına gelebiliyor. En evet. Kısa zamanda stüdyoda yapınca bu sorunu aşarız. Bütün Türkiye'nin kilitlendiği malum İstanbul seçimlerinin yenilenmesi durumu var ya. Astrolog olarak nasıl görüyorsunuz? Şimdi ben direkt size böyle Bodoslam'ı kim kazanacak diye sorarsam nasıl olur bilmiyorum ama bu en azından şöyle sormak lazım belki de. Bu seçimler dört başı mamur, hiçbir sorunsuz, demokrasinin tavan yaptığı bir şekilde hiç kimsenin deyim yerindeyse burnu kanamadan ya da hiç kimse üzülmeden, kızmadan, eleştirmeden neyse güzel bir şekilde gerçekleşecek mi size göre? Ve kim kazanacak diye de ekleyeyim. Yani şimdi şöyle söyleyebilirim. Seçimlerin olamama ihtimalini de göz önüne alabiliriz derim. Yani belki birazcık yuvarlak bir açıklama oldu ama. Yani evet. O zaman ben hemen bir gazeteci olarak neden diye sormam lazım. Yani dediğim gibi bugün itibariyle, bu akşam itibariyle gerçekleşecek bir gökyüzü olayı var. Gerçekleşmeye başlayan hatta bir gökyüzü olayı var. Bunun akabinde yaşanacaklar nedeniyle, yani yaşanacak bazı kırılmalar ve bir takım olaylar sebebiyle seçimlerin olamama ihtimali de göz önünde bulundurursak, belki çok daha farklı bir bakış açısıyla yürüyebiliriz. Hani olmak ihtimalinde de hani hangi şartlar ve koşullar altında seçimi gerçekleştirebileceğimizi net ifade edemiyorum. Çünkü dediğim gibi orada bir Uranüs'ün etki olduğu için ve hani biraz amiyane olacak mı? Uranüs çok ters köşe getiren bir gezegen. Yani hiç beklemediğiniz sonuçlarla karşılaşabiliyorsunuz. Yani seçim konusunda da beklemediğimiz bir durum mu ortaya çıkabilir diyorsunuz? Tabii ki, çünkü yani burada mevzubahis Uranüs'te ve etkisi çok uzun süreli olan bir gezegen olduğu için hani bir günlük bir etkiden ziyade daha da uzun sürelere taşınan bir etkiye sahip olduğu için Uranüs 23 Haziran'a da elbette ki etkisi olacak. Ve bu da bunun sonucunda da net olarak size şöyle ya da böyle diyebileceğim bir durumda değilim şu anda. Bir astrolog olarak, tespit yapıyor olarak. Yani dediğim gibi seçimin olamama ihtimalini de göz önünde bulundurabiliriz. Ya da hangi ortamda nasıl bir seçime gidebileceğimiz olamama konusunda... Olamama derken bir süre daha erteleme durumu falan mı? Olabilir. Dediğim gibi hep beraber yaşayacağız, göreceğiz diyelim. Bazı beklenmedik ve tahmin edemediğimiz, biz daha önce siyasi tecrübe etmediğimiz, evet gelişmeler olacağı için ve bakın hani ben bunu daha önce tecrübe etmediğimiz derken hani kendimin de tecrübe etmediği bazı gelişmeler olacağı için ve birçok insanın daha önceden tecrübe etmediği gelişmeler olacağı için yani açıklıkla ve çok netlikle şu ya da şu olacak diyemem ama olabilecek her türlü farklı şeye de açık olabilmeliyiz diyebilirim ancak. Şaşırmayalım. Hiçbir astroloğum değil böyle bir şey. Selen Hanım, bir gün stüdyoda da bir program yapalım. Uzun uzun. Şimdi tadımlık olsun bu. Evet, çok çok isterim. Çok çok teşekkür ederim. Astroloji ne işe yarar? Harita analizi bildiğim kadarıyla tutulmaların etkileri. Evet. Karmik, doğru mu söylüyorum? Karmik düğümlerin hayatımıza etkileri. Evet. İlişkiler, sağlık, iş, aile. Aynen.
ve kariyer ile ilgili konularda uzmansınız. Aynen. O nedenle stüdyomuza da bir gün canlı yayın yapmak üzere sizi bekleriz diyorum. Ben teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Memnuniyetle. Teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Değerli dinleyiciler, egedesonses.com'da normal yayın akışımız devam edecek.